Bakın ne kadar terbiyeli bir çocuktu. Uçtuk geldik. Fakat ondan sonra kumanda onda bir gün evvel gösteride yaptığı gibi alçak uçuşlara bir başladı. Ciğerlerim duruyor mu diye merak ettim inişte. Geldik. İşte şilt verdiler. Şilt de burada. Şilt verdiler. Şilti verirken Mark'ın söylediği tonoyu kaptan attı. Uçuşta genellikle ondaydı dedi. Bir şey var, Ali Özgür müydü? Ali Özgür o anons ediyor. İşte Necmi Şen atmış tonoyu bilmem ne filan. Ben utancımdan kızarıyorum. Sonra üstadçık arabada bir salkı selamlayarak geldik. T6 hikayemiz böyle. Sonra ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Yayınlandı o. Tolga'nın sitesinde yayınlandı. 53 yıl sonra sevgiliye kavuşmak diye. Orada bir şey ifade ettim ben. Herkes zanneder ki özellikle günlük yaşamın içerisinde olmadığı için havacılık zannederler Murat arabayı kullan, Mercedes'i kullan. Halbuki harp pilotu, akrobüsü pilotu, airline pilotu, gösteri pilotu apayrı insanlar. Apayrı eğitimleri olması gereken insanlar. Ve orada bunu bir kere daha tattım. Bir kere daha gördüm. Bunu da yazdığım 53 yıl sonra sevgiliye kavuşmak yazısına böylece koymuştum. Ben biraz daha askeri kariyerinize dönmek istiyorum. Hangi askeri liseyi bitirdiniz? Kaç yılında harp okulundan mezun oldunuz? Biraz da askeri havacılık biraz da katalım. Biraz daha gerilere gidelim. Evet, biraz daha filmi geriye saralım. Evet. 1958 yılında askeri hava lisesine girdim. Hava lisesinin kuruluşunun ikinci yılıydı. Çok çalışkan olduğum için 3 yıllık liseyi 4 yılda bitirdim. Ve burada da ilginç bir hikaye var bakın. Bunları insanların bilmesinde, kaderin neler yazdığını bilmesinde yarar var. Ben tek tarih dersinden o zaman olgunluk denilen olgunluğa kaldım. O ilk kaldığım sene askeri liseden mezun olurken havacılık muayenelerine uçuş muayenesini kaybettim. Gözden. Sonra olgunluğa girdik. Olgunlukta tekrar tarihi verdim. Mezun olurken bir daha uçuş muayenesini oluyoruz. Çok vicdanlı bir göz doktoru geldi ve muayeneyi kazandım. Harp okuluna uçucu olarak, uçucu sınıfında gittim. Harp okulunda da çok çalışkandım. 217 kişiden 215. olarak mezun oldum. Bunları özellikle söylüyorum. Biraz sonra enteresan şeyler söyleyeceğim. Sonra harp okulunu bitirdim. Biraz evvel anlattığımız T6 hikayesine geçtik. O bitti. Jet eğitime gittim. Jet eğitimde T-33 ile uçacağız. Bir hoca verdiler. O sene mezun olmuş. 1960'lı. İsmini söylemeyeceğim onun da. Uçuyoruz. Bu ne biçim dönüş? Böyle dönüş olur mu? Diyor. Ben kumandayı ellemiyorum halbuki. Kumanda ondayım. Kumanda vermiyor. Bir gün gene böyle son yaklaşma dönüşünde böyle bağırırken ellerimi kaldırdım. Dedim ki kumanda ben dedi ki siz de ne bağırıp duruyorsunuz dedim. Küfür etti bana. İndik. Paraşütleri aldık. Su birikintisi var arada. Bir tarafından ben yürüyorum bir tarafından o. Ben de ona küfür ettim. Bunlara özellikle yeni genç pilotlara anlatmak istiyorum. Gittik. Ben diyorum ki tamam bizim uçuş hayatı bitti. Gittik bana normal fiş doldurdu. İşte şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Çıktık, hiçbir şey konuşmuyoruz. Ertesi gün bekliyorum gelecek, kontrola verecek diye. Bana başka bir hoca geldi. Cumhur Asparuk. O da 60'lı, o da yeni. Benden 13 ay büyük yaşı. Onunla çok iyi anlaştık. Jet eğitimi de iyi bir dereceyle bitirdim. Sonra kura çekiyoruz. Kura çekilirken iyi bir yeri çekmişse herkes alkışlıyor.
Ben de çektim. Erhaç 182 filo dedim. Baktım çıt çıkmıyor içeriden. Kimse alkışlamıyor. Ben İtalya zannettim Erhaç deyince. Meğer Malatya'ymış. Oradan hocalardan biri Malatya, Malatya dedi. Yıkıldık tabii. Malatya'ya gittim. Malatya'da çok iyi bir filoya düştüm. Çok kalender insanların oldu. Mesela F84'de İntibak hocam müthiş bir hocaydı. Tandoğan Kaçbağ. Uçuşa gideceğiz. Bana şöyle bir briefing yaptı. Şimdi tayyareye bineriz. Ben kalk dediğimde çeker kalkarsın. Sonra nasıl olsa inersin dedi. Böylece F84'e başladık. Filo komutanımız da çok iyi bir insandı. Çok çabuk harbazır olduk. Devre arkadaşlarımızdan 6 ay önce harbazır olduk biz. Erhaç üste uzak olduğu için genelde üste yatıyor. Bol bol uçuyorduk. Sonra hemen 1969 senesinde uç öğretmeni yaptılar beni. Uç öğretmeni yapar yapmaz da Konya 3. Anacet üstüne, Atış Bombardımanı Okulu'na öğretmen olarak atadılar. Orada da ilginç hikayeler var ama F-84F'e devam. F-84 zaten başka uçak doğru dürüst yoktu. F-100'e teğmen üsteğmen filan vermiyorlardı o zaman. Orada da ilginç hikayeler vardı. Belki ismini hatırlayacaksınız. Yavuz Alıcı. Oğlu da şeydir onun. Kaptan pilot. Kaptan pilot, televizyoncu oldu. Yavuz Alıcı ve ismini vermeyeceğim. Başka iki öğrenci düştü ilk defa bana. Birisinin dosyasında bu pilot olamaz yazıyordu. Ötekinde de çok başarılı yazıyordu. Yavuz Alıcı da çok başarılı yazıyordu. Filo komutanı çağırdı beni. Dedi ki, bu adamı uçuştan ayır dedi. Efendim? Jet eğitimde pilot olunur. Ben burada harbi hazırlık eğitimi yaptırıyorum. Yaparsa niye ayırayım? Ayıracaksın, ayıracaksın dedi. Bir şey demedim. Ve sonunda Yavuz Alıcı overconfidence olmasın diye ikinci olarak bu uçta uçamaz dediklerinde devre birincisi olarak oradan mezun ettim. Tabii filo komutanı beni çok sevdi o zaman. Arkasından bir olay daha oldu. Gene bir menfi kontrol verdiler. O da meşhurlardandır. Ama ismini söylemeyelim. Bunu dedi uçuştan ayıracaksın. Efendim? Yaparsa nasıl ayırır? Ayıracaksın, ayıracaksın dedi. Gittik. Neyse briefing yaptık. Piste girdik. Tam kalkacağız. Kule atladınız mı dedi. Evet atladılar paraşütle dedi. Biz gazları geri kestik. Bekliyoruz şimdi. Şimdi iki paraşüt açıldı. Etraflarında dönüyorum. İniyorlar. Bir T-37 tayyaresinden virilden çıkamayıp iki kişi atladı. Bir diğer uçak da onları takip ederek indirdi. Yere indiklerini gördükten sonra kule kalkış serbest dedi. Kontrolü aldığım arkadaştan bir ses. Kalkacak mıyız hocam? Elbette kalkacağız dedi. Kalktık, hareketlerin hepsini yaptı. Ben onu da müsbet olarak kontroldan çıkardım. İki gün sonra emir subayı hava yollarına gidiyormuş. Emir subayı istiyorlar. Beni teklif etmiş filo komutanı. Komutan çağırdı, beni çok beğendi. Ben hem uçuş öğretmenliğine hem emir subaylığına devam ettim. 3 yıl orada emir subaylığı ve uçuş öğretmenliği yaptım. Sonra Eskişehir 112 filoya atandım. F-100'e. F-100'e. O arada F-100'ü de zaten filo da yeni F-100'e geçiyordu. F-100'e atandım. Öğretmen olduğum için hemen öğretmenlik. Öğretmenliğe devam. Eskişehir'de 1975 yılına kadar kaldım. 75 yılında F-4'e geçilirken beni F-4'e almadılar. Niye almadılar biliyor musunuz? Kırımı olmayacak dediler.
Benim kırımım vardı ama nasıl bir kırım biliyor musunuz? Anlatın lütfen. İki tane kırımım var benim. Birincisi şöyle. Öğrencileri F-84'te olduğumuz için iki uçak kolda geliyoruz, önden indiriyoruz. O indikten sonra da biz ya kısa tur çekip ya emniyetlisi arkasından iniyoruz. İkili iniş yapıyoruz. Baktım emniyetli iniş, kısa tur çekmedim. İndim, iner inmez 700 feet gitmişiz, 90 derece döndü tayarı, toprağa çıktık. Uç emniyet subayı geldi, telaşlandım, direksiyon verdim dedi. Hayır efendim, şöyle böyle derken bana %100 kırım verdiler. Öyle gitti. Kazanın nedeni? Kazanın nedenini anlatacağım. Benden bir hafta sonra bir uçak daha aynı şekilde çıktı. Kazanın nedeni balatalar patlıyor. İki balata birbirinin arasına sıkışıyor. 90 derece döndürüyor tabii. Ama benim kırımımı kaldırmadılar. Kırım üstüme kaldı. Ben de o zaman kendimi savunmayı bilmediğim için kuzu kuzu kırıma razı oldum. Sonra gene Konya'da, Konya meydanı çok yakındır şeye, atış sahasına. Atış için dörtlü kol, iki öğrenci, iki öğretmen atış yapıyoruz. Alçak sahaya makinalı top atışında 50 fitte motorum durdu. Hemen çektim, 7000 fitte çıktı tabii tarih. 420'nin atmış ya 360'ın atmış surat vardı. 7000 fitte çıktık, ters tarafa döndüm. Paternin ters tarafına. Ters tarafında da meydan var. Şimdi normal olarak atlamam lazım. Meydana bakıyorum, yakın görünüyor. Atlayacağım yere bakıyorum, tuğla ocakları var. Sonuçta ben atlaydım, atlamazdım derken filan atlamaktan vazgeçtim. F-84'ün kitabında olmayan durmuş motorla iniş yaptım. Durmuş motorla iniş yaptım. İnişin son safhalarını anlatayım. Şimdi tam guard kanalı dediğimiz bir emergency kanal var. Oraya attım. Kuleden ses yok. Hiç. Telsizim yok. Kalkışımızın ters tarafından da inişe gidiyorum. Tam son yaklaşmaya geldim. Bir nakliye tayarisi piste girmek üzere. Onun burnunun ucundan geçtim. Kumandalar da kilitledi benim. Artık duaya kaldı. İş dua ederek pistin ortasına düştüm. Sapsağlam durdum. Evet, birinci kırımımda %100 pilotaj vermişlerdi. İkinci kırımda durmuş motorla iniş yaptığım için şerit rozetle şey tartif ettiler. Ben şeyde diyorum ki, bu şerit rozet beratını verirlerken, vallahi ben korkudan atlayamadım. Tuğla ocaklarına düşmeyeyim diye mecburen indim diyor. Ha ha ha, şaka yapıyorsun diyor. Durmuş motorla. Bu kırımlarım da böyle. F-4 olmayınca bana dediler ki nereye tayin olmak istersin? Bacanağım da Çiğli'deydi. O da ya Çiğli'ye gel Çiğli'ye. Dedim Çiğli'ye. Bu arada bir şey daha anlatayım. Bu hani 4 senede liseyi bitirip 217 kişi de 215. mezun olmuştum ya. Yüzbaşı olurken devre yedinciliğine yükselmiştim başarılarım nedeniyle. 217'den 7'ye çıktım. Akademik hayatla çalışma hayatı farklı başarılar, farklı şeyleri ortaya koyabiliyor. Ben buna diyorum ki masadakilerle sahadakiler farklı çalışır. Çiğli'ye tayin oldum. Çiğli'de de sonradan gidenleri kan kabul etmiyor. Organ nakli gibi. Organları kabul etmiyorlar. Beni karargaha verdiler. Filolarda kıdemli geldim. Benden kıdemsiz kol komutanları var. Filo komutanlığı da yüzbaşı olmuyor. Karargahta çalışmaya başladım. Burada da ilginç bir iki hikaye var. Bir tanesini anlatayım. Şimdi kurula çıkanların raportörlüğünü yapıyorum. Önce hocayı dinliyorum, sonra öğrenciyi dinliyorum, raporu yazıyorum, kurula giriyoruz, takdim ediyorum. Sırayla hocayı ve öğrenciyi alıyorlar. Hocanın biri dedi ki, ya dedi, yüzbaşım dedi, bu öğrenci dedi,
Daha dedi Tono'yu anlatırken kusmaya başladı. İlginç dedim ya, bu nasıl şeydir, olur mu filan. Neyse bunu raporuma yazdım ben. İçeride söyledim, içeride dediler kurulda da. Ya olmaz öyle şey filan dediler. Öğrenci girdi içeri. Oğlum anlat bakayım Tono'yu dediler, çocuk kusmaya başladı. Nasıl bir psikolojik etki varsa üzerinde. Bu kadar enteresandır şeyler. Şey sormak isterim ben. Çiğli'de de görev yaptınız. Uçuş öğretmenliği hem askeri hem sivil anlamda. Herkes pilot olabilir mi? Öğretmenin faktörü ne kadardır? Tabii ki askeri sivil farklı bir cevap çıkar ama. Herkes pilot olamaz. Ama bu oran nedir biliyor musunuz? Binde küsurdur. Yani öyle yüzdelerle ifade edilmez. Pilot, ama askeri pilot mesela, örnek vereyim. Bu psikomotor testler çıkıncaya kadar askeri pilot olma oranı harp okulundan mezun olanlarda %33'tü. %70'lerin üstüne kadar çıktı bu. Tabii o zamanki uçaklar da çok farklıydı. İşte şu gördüğünüz T6'da taksi yapmak, rule yapmak bile bir marifetti. Önünüzü göremezsiniz. 45 böyle, 45 böyle. Bunu öğreninceye kadar zaten uçuştan ayrılan oluyordu. Şimdi gelelim diğer kısma. Amatör pilot olmak. Amatör pilot olamayan bence milyonda birdir. Bir tanesine örnek anlatayım hemen. Daha önce aşağıda konuşmuştuk. Geldi bir vatandaş, ben uçacağım dedi. Baktık boyu 1.50. Pedallar ayağa yetişmiyor. Dedi ki fabrikalarımı feda edeceğim, ben uçacağım dedi. Herkes normal 10 saatte, 15 saatte yalnız kalır. 50 saatte yalnız kaldı. Ama uçtu. İşte sizin sorunuza cevap. Herkes pilot olur mu? Hangi pilot olur mu? Harp pilotu olur mu? Akrobat pilotu olur mu? Airline pilotu olur mu? Şimdi oradan da bir örnek vereyim. Airline'a 50 tane sivil aldılar ilk defa. Bunlara Yugo filan diyorlardı, Yugoslavya'dan gelenler. Bunlardan bir tanesi uçuştan ayrılmış. Geri kalan hepsi geldi. O zaman birinci sivil havacılık sempozyumuna Türk Hava Yolları'ndan temsilci olarak gitmiştim. Bir şey sundum. Nasıl seçtiniz bu 50 kişiyi? Neden Yugoslavya'yı seçtiniz? Neden Anadolu Üniversitesi değil diye. O zaman demişlerdi ki, parayı bastırırsın uçarsın demişlerdi. O zamanki uçaklar da mesela ben şeyde de Irlanda'da DC-9'da başladım. Her şey hemen hemen manuel, analog, dijital hiçbir şey yoktu. Şimdiki uçaklarda bakıyorum uçuş defteri bile yazmıyorlar. Uçuş defterini de uçak yazıyor. Dolayısıyla ne pilotu olacaksın? Nasıl pilot olacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Bunlar önemli şeyler. Bu soruların hepsinin karşılığı var. Harp pilotu olmak için bir defa şimdi çok büyük bir yanlış yapılıyor. Bunu da pas geçmeyelim. Harp pilotu sadece uçağı uçuran adam demek değildir. O nosyonu alması lazım. O dayanıklılığı alması lazım. O mantaliteye ulaşması lazım. Şimdi ne yapıyorlar? Dışarıdan, üniversiteden alıyorlar. Harp okulunda ne yaptıklarını bilmiyorum. Askeri lisede ne yaptıklarını bilmiyorum. Bakın çok enteresan bir şey daha var burada. Kol uçuşu. Hava kuvvetlerinin ana uçuşlarından bir tanesidir. Eğer önünüzdeki lidere tapacak kadar inanmıyorsanız o kol uçuşunu yapamazsınız. Bunun en çarpıcı örneği de Amerika'da Blue Angels'lar vardır. Liderlerine o kadar inanmışlardı ki 9 tane daha beraber çarptılar. Eğer lideriniz iyi değilse o uçuşu yapamazsınız. Eğer liderinize inanmıyorsanız o uçuşu yapamazsınız. İşte bu nedenle
asker liseli olmak, harbi okulunda 4 yıl okumak, uçuş okulunda bu, aynı karavanadan yemek yemek, aynı yatakhanelerde yatmak, yani aynı ruhu, aynı düşünceyi taşımak çok önemli. Bunun üzerinde niye durmadıklarına şaşıyorum. Öğretmenin rolünü biraz anlatayım. Öğretmenin rolünü anlatayım. Benim uçuştan ayırdığım öğrencim yok denecek kadar az. Korgun bacanağının hiç yok, hepsi Zeki Diker Hoca'nın da uçuştan ayırdığı adam. Şimdi uçuşu ben kulüpte şöyle tarif ediyorum. Uçuş manuel bir şey değildir. Uçuşun ana faktörü psikolojiktir. Hemen burada bir hikayecik daha anlatayım. Çili'de öğretmenlik yaparken T-34'lere takviye olarak gönderdiler. T-34 ilk başlangıç uçuşudur. Bir gün uçuyoruz, bir öğrencim, ya çocuk tutuk, bir türlü açılmıyor. Ben de mezun edeceğim onu, yani uçuracağım, çaresi yok. Oğlum dedim, neden tutuksun, neden yani nazariyatın iyi, her şeyin iyi? Hocam dedi, siz çok iyi insansınız dedi. Ben ondan uçamıyorum dedi. Allah Allah, nedir dedim. Ben kötü bir şey yaptım, babam beni döver, küfür ederdi. Siz dedi, bana dedi, çok iyi davranıyorsunuz. Onun için yar dilekçe vereceğim dedi. Bir sorti daha uçalım, ondan sonra dilekçe verirsin dedi. Ertesi gün uçuşa çıktık. Ben buna bir bağırmaya başladım. Sanki o değil de başka bir çocukmuş gibi. Pilot kadar uçmaya başladı. O başta dönüyorum. Uçuş psikolojiktir. Uçuşun başka bir tarifi de. Beş duyunun algıladığı her şeyi beyinde değerlendirip kas eklemlere aktarıp uçuş kumandanlarına aktarmaktır. Bu beyni uçuşa motive edemezseniz uçuramazsınız kimseyi. Bakın bir hikaye de anlatayım. Gene T-34'te ben F-100 öğretmenliğinden geldim. Ne sonuçta pilotaj eğitimini almış bir adama uçuş öğretmek işim. Bir öğrencim var, geliyoruz, her şeyi çok güzel, her şeyi çok güzel. Pisti çapraz karşılıyor. Yani bunu nasıl tarif edeyim? Pisti karşılayamıyor. Arkadan soyundum, T-34'te uçuyoruz gene. Şöyle şey yaptım, öne bir baktım. Bükülmüş böyle bir tarafa, öyle oturuyor çocuk. Tamam oğlum dedim, sen hiç pozisyonunu bozma. Park yerine gittiğimizde de hiçbir şeyini çıkarma. Ben sana söyleyene kadar dur dedim. İnişe gittim, park yerine gittim. Kanadın üstüne çıktım, bir baktım. Paraşütlerin kasık bağları var. Omuz bağları var. Hepsi bir yere toplanır. Göbekte toplanır. Bu kasık bağını omuz bağına bağlamış, düzelemiyor çocuk. Düzelemediği için yandan bakıyor böyle. Yandan baktığı için pisti çapraz karşılıyor. O zaman dedim ki, sen hoca değilsin. Senden uçuş hocası olmaz. Evvela bu çocuklar uçuşa ilk defa başlamış, paraşüt giymeyi öğreteceksin. Hocanın fonksiyonu odur. Şöyle tarif ederiz biz iyi hocayı. Karşıdan bir öğrenci gelirken fermuarının açıklığı, yürüyüşü, hocasına benziyorsa o hoca iyi hocadır. Rol model olmak çok önemli. Eğer rol model hoca iyi ise öğrencinin üzerindeki etkisi çok fazla olur. Öğretmen etkisi bu nedenle çok fazladır uçuşta. Bir de bir soru sormak istiyorum. Bir sürü genç izleyicimiz takip ediyor bizi. Çoğu pilot olmak istiyor ama sivil ama askeri. Ne yapsınlar pilot olmak için? Nasıl kendilerini geliştirsinler? Onlara da böyle bir yılların havacısı olarak bir öğütler sizden dinleyelim. Geçici bir şey söyleyeceğim şimdi. Önce şok olacaklar. Sonra da nasıl olacağını söyleyeceğim. 25 bin uçak ground edilmiş. 250 bin tane pilot açıkta. Onun için en az 5 yıl pilot olmasınlar. Aç kalırlar. Onun dışında eğer pilot olmak istiyorlarsa bir defa gönülden inanacaklar. Izdıraplı olduğunu,
pilotluk öyle göründüğü kadar, airline pilotluğu da dahil, göründüğü kadar keyifli değildir. 26 saat mesai yaptığınız olur. Hangi meslekte tuvaletin gelip de tuvalete gidemediğin olur? Hangi meslekte bir yudum su içeyim deyip de bulamazsın, askeri pilotlukta bulamazsın? Size bir kabahatim olan bir hikaye daha anlatacağım. 112 filoda eğitim subayıyım. Filolarda cuma günleri verilen uçak sayısı kadar uçakla muadil hedef dediğimiz 10'lu 15'li kol uçuşu yapılır. Ondan sonra gelinir, meydana taarruz edilir ve komutanlar tarafından bu seyredilir. Bir gün bir inat üzerine, ben öyle çok içki içen bir adam değilim ama bir inat üzerine sabaha kadar içki içtik. Günlerden de cuma sabahı. Filoya giderken kendi kendime kuruyorum. Diyorum ki 12 uçak verirlerse 6 uçaktan sonrası için uçabilecek de bir lider filo komutanı var. Bir de ben varım, başka yok. Kapıdan girerken filo komutanına derim ki efendim ben iyi değilim. Siz uçarmışsınız. Kapıya geldiğimde filo komutanı, Necim ben hiç iyi değilim, sen uçacaksın de. Yapacak bir şey yok. 12 uçaklık kol. Karadeniz üzerinde 1 saat 45 dakikalık bir profil uçuşu var, alçak uçuş. Ondan sonra gelip meydan taarruzu. Bu içimde en büyük yaralardan birisidir. Bir kere daha çok da bir tanesi. Yazdım uçuşu, uçağa gittik. En sıcağı aldım, F-100'le uçuyoruz. En sıcağı aldım, ter, pis başına kadar. Pis başında en soğuğu aldım. Buz gibi, bu kar üfürüyor. Air condition, kalktık. 11 uçak arkamda. Karadeniz üzerinde alçakta uçuyoruz. Ben önce dua ediyorum, sonra küfrediyorum. Bu çocukların günahı neydi diyorum. Neyse. Bir şeyin yardımıyla, bir gücün yardımıyla o uçuşu bitirdik. Bir daha 9 ay kolonya bile koklamadık. Ağzınıza sağlık. Uzun uzun konuşturduk sizi. Güzel güzel, çok güzel şeyler anlattınız. Hem gençlerimize hem de havacılık tarihimize, hem askeri hem sivil havacılığımıza çok güzel bir bakış sundunuz. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben sizi burada görmekten çok mutlu oldum. Havacılığa nokta koyabildiğim her an benim için mutluluk anıdır. Sizlere ben teşekkür ediyorum.